Fireworks'taki renk çalışmaları temelde iki farklı panel üzerinden yürütülebilir. Bu panellerden birincisi renkleri kendimizin oluşturabileceği color palet. Bir diğeri ise bizim için önceden hazırlanmış renk gruplarının yer aldığı swatch. Şimdi isterseniz öncelikle çalışmamızda kullanacağımız nesnemizi oluşturalım. Ve bizim için önceden hazırlanmış renk grupları içinden İstediğimiz renkleri seçerek nesnemizi renklendirelim. Renk grupları içerisinde farklı gruplamalara şöyle bir göz atalım. Color Cubes, Continuous Tone, Windows System, Macintosh System ve Grayscale şeklinde bizim için hazırlanmış renk grupları var. Bunlardan isterseniz Continuous Tone'u seçerek istediğimiz renkleri çizmiş olduğumuz şeklimize uygulayalım. Renk grupları ile yaptığımız çalışmaları sadece dolguya değil çizgiler üzerine de uygulayabiliriz. Öncelikli olarak nesnemizin çizgi rengini seçelim. Bu bölüm içerisinden istediğimiz rengi çizgiye uyarlayalım. Daha rahat bir görünüm için çizgimizin kalınlığını biraz arttırabiliriz. Bu bölüm içerisinden seçimimizi gerçekleştirmemiz mümkün. Her zaman için swatch panelini aktif hale getirmemize de gerek yok. Renkle ilgili yaptığımız seçimlerde ilgili panel bizim için aktif hale gelmektedir. Bunu hem properties alanından hem de colors bölümünden aktif hale getirmemiz mümkün. Firefox içerisinde renklerle ilgili bazı hızlı düzenlemeleri yapmak da mümkün. Nesnemizi seçtikten sonra çizgi rengini ve dolgu rengini hızlı bir şekilde değiştirmemiz ya da daha önceden belirlenmiş olan varsayılan değerlere geri döndürebilmemiz çok hızlı bir şekilde kalır menüsü altından yapılabilmekte. Dolgu ya da çizgi rengini değiştirmek için ise yine seçili olduktan sonra ilgili özellik devreden çıkartmamız ya da ilgili renk bölümünde yine transparent buton kısmından ilgili renk özelliğini devreden çıkartmamız mümkün.